Millet olarak son zamanlarda çetin bir savaşın içindeyiz. Savaş diyorum çünkü bu olan bitenleri başka bir isimle ifade etmek mümkün değil. Bu savaş topsuz, tüfeksiz cereyan ediyor. Havada uçuşan mermiler, F-16'lar, cephede çarpışan yüz binlerce asker yok. Bunların yerine uçuşan rakamlar, vurulan ve düşürülen Türk lirası değeri, fırlatılan dolar başlıklı kurlar var. Bu savaşın adı ekonomik savaş. Taraflarsa Türkiye ile ABD. Siz değerli okurlarımdan bu yazımı dikkatlice ve tefekkür içinde okumanızı istirham edeceğim. Çünkü uzun bir araştırma sonrasında bazı tespitlerimi ve çözümleri bu yazıma yansıtmaya çalıştım. Her bir tespit önemli ve kabul görmüş kaynaklara dayanıyor. Çözümlerse unuttuğumuz fakat aslında yabancı olmadığımız değerlerimizde saklı. Şimdi sizlerden dağarcığınızda tozlanmış, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrası dönemi içeren bilgilerinizi geri çağırmanızı isteyeceğim. Yıl 1945. İkinci Dünya Savaşı henüz bitmiştir ve ortalıkta yeni dünya düzeni denen bir kavram dolaşmaya başlamıştır. Bu kavramın tellalı, tahmin edeceğiniz gibi ABD'dir. Gizli emellerini süslü cümlelerle empoze etmeye çalışan emperyalist zihniyet, yeni dünya düzeni nedir sorularına şu cevabı verecektir. Yeni dünya düzeni, monarşi düzenlerini yıkmak ve dini inançları yok etmek, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak totaliter bir tek dünya devleti kurmaktır. Aslında ABD, bir tek dünya devleti tarifiyle her ne kadar global bir düzeni kastetmiş gibi görünse de, ortaya koyduğu entrikalarla dolu politikalarla bir tek dünya devleti ifadesine kendi kirli emellerini gizlemiştir. Ve son derece sistemli bir biçimde kurgulanan bu oyunun üç olmazsa olmaz kuralı vardır. Dolar, ambargo ve işgal. Biz bu yazımızda ağırlıklı olarak gündem gereği dolar kuralını inceleyeceğiz. Dünyada kendi bastığı parayla borçlanan tek ülke olan ABD, kendi kurduğu oyunun ilk kuralı olan dolar kozunu yine üç önemli sektörde hayata geçirmeyi başarmıştır. Bu sektörler silah, petrol ve ilaç. ABD artık bir başka oyunu olan böl, parçala, yönet sistemiyle petrol zengini olan ülkeleri iç karmaşaya sevk edecek, sebep olduğu iç savaşlara silah satacak, yine bu ülkelere barış birlikleri adı altında kendi askerini gönderecek, gönderdiği askerlerle petrol kuyularına çökecek, diğer yandan da ürettiği virüslerin neden olduğu hastalıkların ilaçlarını yine dolar olarak satacaktır. Sorunlar ya da aktörler her ne kadar zaman içinde farklılıklar gösterseler de aslında senaryo hep aynıdır. Vereceğim başka bir örnekte ne demek istediğim sanırım daha net anlaşılacaktır. Panama Kanalı. Sene 1903. ABD ve Kolombiya arasında yaşanan bir olay sonrası ABD'nin savaşmadan kazandığı bir diğer zafer. O dönemin başkanı Theodore Roosevelt, Kanada ile yaşadığı problem karşısında gambot diplomasisini kullanır. Diğer bir deyişle, ki Amerikalılar bu terimi daha çok benimserler, büyük sopa politikası, diplomasisi. Panama aslında Kolombiya'nın aynı adı taşıyan bir eyaletidir. İki okyanusu birbirine bağlayan bir kanalın açılması, başta ABD olmak üzere deniz aşırı ticareti yapan ülkelerin de isteğidir. ABD'nin ağzını sulandıran bu proje, dönemin ABD Başkanı Theodore Roosevelt'i harekete geçirir. Ancak bunu legal yollardan ya da bir savaş durumu yaşanmadan halletmesi mümkün değildir. Bunun üzerine ABD, gündemine yine büyük sopa diplomasisini alır ve Panama eyaletindeki seçkinleri güdümleyerek bağımsız bir Panama Cumhuriyeti kurdurur. Ve bu cumhuriyeti ilk tanıyan ülke olur. ABD bu oyunu sayesinde Kolombiya ile Panama Cumhuriyeti'ni karşı karşıya getirmeyi başarır. Öte yandan ABD, Panama Cumhuriyeti'ni Kolombiya'dan gelebilecek saldırılara karşı koruma bahanesiyle gemilerini bölgeye gönderir. Bu duruma karşı koyacak gücü olmayan Kolombiya, olan bitene çaresizce sessiz kalır. Panama'nın ABD güdümlü önderleri, ABD'nin sözde fedakarlıklarına bir ödül mahiyetinde Panama kanalını açma, bu kanalı ve her iki tarafındaki toprakları kontrol edip işletme ayrıcalığını ABD'ye bir anlaşmayla hediye eder. Bu da böl, parçala, yönet oyununa örnek olsun.
18. ve 19. yüzyıllarda baş gösteren ve emperyalist kuvvetlerin hedef aldıkları ülkeler üzerinde uyguladıkları bu formül, günümüzde 2. Dünya Savaşı sonrası ABD tarafından yeniden hortlatılmıştır. Bu yöntem, yani silah, petrol ve ilacın sadece dolarla alınabildiği sistem sayesinde ABD yaptırımlarını gerçekleştirebiliyor, öte yandan savaşa harcayacağı bütçeyi kasasında tutarken aynı zamanda kendi halkının da kahramanı olabiliyor. 27 Mayıs 1960 ihtilali, 1980 askeri müdahalesi, 28 Şubat süreci, 27 Nisan E-Muhtırası, Gezi olayları, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve şimdilerde yaşadığımız ekonomik savaş. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945'ten bugüne her 10 yılda bir darbeyle terbiye etmeye ve her 2-3 yılda bir dolar kamçısıyla dizginlemeye çalıştığı bir Türkiye. Fakat son 10-15 yıl içerisinde değişen bir şeyler var. Kabaca bir tarih verecek olursak, 2000 öncesi gerek IMF'le, gerekse siyasiler üzerindeki hakimiyetiyle Türkiye'den her istediğini almayı başaran ABD, 2000 yılı sonrası biraz hayal kırıklığına uğramış durumda. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişimiyle geleneksel hale getirdiği terbiye etme metodunun da tutmaması, şimdilerde ABD'yi dolar kuru üzerinden Türkiye'ye savaş açmaya itmiştir. Aslında her ne kadar pek bilinmese de, Panama konusunda işaret ettiğimiz büyük sopa politikasını 2012'de Barack Obama da uygulamaya çalışmıştı. O dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye hakkında taleplerde bulunan ABD, Türkiye'den istediklerini alamamış ve bu durum uluslararası siyasette bir krize neden olmuştu. İkilinin yaptığı telefon görüşmesi esnasında Beyaz Saray'ın özel fotoğrafçısı tarafından çekilen ve servis edilen bir fotoğrafta Obama'nın elinde bir beyzbol sopası görünüyor. İstediğini alamayan ABD, böylelikle büyük sopa mesajını bu fotoğrafla Türkiye'ye göndermiş oluyordu. Türkiye'ye son 15 yılda hiçbir alanda diz çöktüremeyen ABD, tankla, uçakla yapamadığını şimdilerde ekonomik terör saldırısıyla başarmaya çalışıyor. FETÖ ve PKK ajanlığı yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Papaz Brunson'u bahane eden ABD, 15 Temmuz 2016'daki işgal girişimi başarısızlığını unutturacak döviz kuru üzerinden saldırı girişimini başlattı. Öte yandan 15 FETÖ'cüyü verin, S-400 ihalesini iptal edin, Suriye'de kurulacak terör devletine izin verin, İsrail'e Filistin nedeniyle ses çıkarmayın isteklerinde bulunan ABD, Türkiye'yi adeta köle bir devlet konumuna getirerek Orta Doğu'da pasifize etmeye çalışıyor. Fakat tüm bunlara rağmen Türkiye, son 15 yıl içerisinde bu coğrafyanın en stratejik ve en güçlü devleti konumuna geldi. Artık ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne Sudan'da, ne Somali'de, ne Yemen'de, ne Katar'da, ne de Kuveyt'te Türkiye'nin onay vermediği hiçbir şey yapılamaz. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya bunun farkına vardı. Bu sebepledir ki ABD ve Saz arkadaşları, dolar savaşında başarılı olup, halkı sokağa dökmeyi ve sonuç itibarıyla tıpkı yakın tarihte yaşadığımız gezi olayları sonrasında olduğu gibi tüm dünyaya Türkiye yatırım yapılamaz bir ülkedir mesajını vermeyi hedeflediler. Elhamdülillah bunu da başaramadılar. Bu uzun girizgahtan sonra sebep-sonuç ilişkisi açısından gelelim dolar Türk lirası konusuna. Sürmanşetimiz ilk etapta size saçma gelebilir ama size tavsiyem aşağıda gelecek istatistiği okumadan ön yargıda bulunmayın. Gelin şimdi Türkiye ekonomisiyle ABD ekonomisini para rezervleri açısından karşılaştıralım. Dünyada 52 trilyon dolar bulunmaktadır. Buna karşın ABD'nin kendi merkez bankasında bulundurduğu dolar miktarı 116 milyar dolardır. Türkiye'nin ise bulundurduğu dolar rezervi 124 milyar dolardır. Aynı şekilde ABD'nin kendi merkez bankası FED'de bulundurduğu altın rezervi 283 milyar dolarken, Türkiye'nin bu rezervi 520 ton altın karşılığı olan 18 milyar 200 milyon dolardır. Türkiye emisyonda bulundurduğu paranın 4 katı kadar altını rezervinde tutmaktadır. Öte yandan ABD, altın rezervi açısından dünyanın birinci ülkesi iken, dolar rezervi açısından da ABD dünyada 19. sıradadır. Türkiye ise dolar rezervi açısından 17. sıradadır.
Bu istatistik sonucunda görülüyor ki ABD, yani doların sahibi ülke, kendi parasına değil altına güvenmektedir. Başka bir anlatımla, ABD altını tercih ederken geri kalan tüm dünyanın doları tercih etmesini istemektedir. Şimdi bu istatistiği bir örnekle daha çarpıcı hale getirelim. Örneğin, siz elinize 1000 dolarla ABD'ye gidip, ben bu 1000 dolar karşılığı sizden altın almak istiyorum dediğinizde, ABD Merkez Bankası FED size sadece 7 dolar tutarında altın verebilir. Yani 10.000/7. Neden mi? Şöyle ifade edelim. Bir ülke kendi parasını basarken altın rezervi kadar para basabilir. ABD'nin hali hazırda kasasında dolar ve altın rezervlerinin toplamı sadece ve sadece 400 milyar dolar karşılığı altını bulunmaktadır. Oysa dünya piyasalarına sürdüğü dolar miktarı tam 52 trilyon dolardır. Yani ABD, değeri ve karşılığı olmayan para basmaktadır. Ve bu paçavra kağıtla tüm dünyayı sömürürken, kendi ekonomisini altına olan yatırımlarıyla sağlama almaktadır. Türkiye ise emisyonda bulunan paranın tam 4 katı değerinde altın rezervine sahiptir. Sonuç: Türk lirası aslında karşılığı olması açısından dolardan çok daha kıymetli bir para birimidir. Yeri gelmişken küçük bir detay. Aslında oynanan bu büyük oyunun arkasında küçük birkaç aile bulunuyor. Şöyle ki, haddi zatında Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar basma hakkı yoktur. Doları özel şahısların sahibi olduğu finans kurumu Fed basabilir. Fed'in ortakları ise sadece ve sadece 8 aileden ibarettir. Bunlar Rockefeller, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Kohn Lobs, Rothschild, Warburg, Lazard ve Moses Seif aileleridir. Neyse, bu ayrıntıya bu kadarlık bir atıf yapalım ve asıl konumuza geri dönelim. Bunca detaylı açıklamadan sonra gelelim, bu gidişle dolar ABD'nin elinde patlar manşetimizin, tezimizin detaylarına. İsterseniz bu soruya başka bir soru üzerinden giderek cevap verelim. Sizce neden Avrupa Birliği kendi arasında dolar değil de euro kullanıyor? Neden Çin, İran ve Rusya aralarındaki ticaretlerinde dolar değil de kendi para birimleri olan yuanı, tümeni ve rubleyi kullanıyorlar? Peki neden başta Arap ülkeleri olmak üzere Müslüman ülkeler ve 3. Dünya ülkeleri kendi para birimlerini değil de doları kullanıyorlar? Ve neden Orta Doğu hep savaş ve kargaşa halinde? Neden mi? Tekrar yazımızın başlarında geçen yeni dünya düzeni söylemi çerçevesinde ABD'nin üçlü oyunu olan petrol, silah ve ilaç dolarla satılır kuralını tekrar hatırlayalım. Sanırım büyük şeytan olan aktörün kimliği, niyeti ve hedefleri zihninizde şekillendi ve taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Sonuca gelelim. Yazımızın bundan sonraki bölümünü daha dikkatli okumanız gerekecek. Çünkü ara bağlantıları hızlı kuracak ve süratli bir şekilde sonuca varacağım. Orta Doğu, petrol ve krallıklar. Hatırlarsanız, Arap Baharı olaylarının faturasını ağır ödeyen iki isim vardı. Saddam ve Kaddafi. Her ikisi de dolar dışında parayla petrolü satmak istediler. Sonuç, katledildiler. Çünkü dolar dışında para birimiyle petrol satmak, dolara olan talebi düşürür. Doların uluslararası para olma vasfı ortadan kalkar. Hali hazırda keyiflerine düşkün, İslam coğrafyasını ve mazlum Müslümanları zerre umursamayan korkak krallıklar, kendilerine verilen bu gözdağından dolayı ABD'nin tasması boyunlarında itaatten geri durmuyorlar. Sadece petrol mü? Elbette hayır. Bir de silah sektörü var. Dolarla ticarette ikinci önemli unsur silahtır. Peki huzur içinde yaşayan Orta Doğu silahı ne yapsın? Silaha ihtiyaç doğuracak sebeplere ihtiyaç var elbette. Ve sahnede mezhepler çatışması, iç savaşlar, tehditler ve askeri önlemler. Son olarak gelelim, üçüncü büyük ticari kalem olan ilaç satışlarına. Sizce uluslararası kurallar gereği para basımı, rezervde bulunan altın oranında yapılabilir kuralını 1972'de ihlal eden ABD'nin, yine GDO'yu 1973'te icat ederek dünyaya yayması bir tesadüf müdür? Önce hastalığı yay, sonra ilacını üret. İlaç dolarla alınır kuralı da böylelikle hayata geçirilmiş oldu. Türkiye, Osmanlı'nın son zamanlarından bu yana bu metotların hemen hemen hepsini iliklerine kadar yaşadı ve maalesef son 15-16 yıl öncesine kadar bu oyunlar karşısında mağlup oldu.
Fakat son yıllarda bu oyunlar artık beklenilen sonuçları vermiyor elhamdülillah. Çünkü gerek Türkiye gerekse diğer ülkeler artık olan bitenin farkında ve yavaş yavaş herkes gardını alıyor, almakta zorunda. Türkiye artık eski Türkiye değil. Tüm dayatmalara ve tehditlere rağmen Türkiye, sınır ötesi operasyonlar yapıyor, savunma sanayisinde dışa bağımlılığa son veriyor, Akdeniz'de petrol arıyor, PKK'ya nefes aldırmıyor, üyesi olduğu NATO'nun silahlarına karşı geliştirilmiş S-400 savunma füzelerini satın alabiliyor ve, ki ABD'yi çıldırtan da bu, alımlarını dolarla değil rubleyle yapıyor vesaire vesaire. Kısacası savaşma, tehdit et. Büyük sopa, böl, parçala, yönet oyunları tabiri caizse artık sökmüyor. Türkiye artık yalnız da değil. Katar, Azerbaycan, Kuveyt, Pakistan, Endonezya, Afrika ve diğer büyük küçük İslam devletlerinin maddi ve manevi desteklerini de alıyor. Her ne kadar bazı İslam ülkesi liderlerinin pek sesleri çıkmasa da o ülkelerin halkları da Türkiye'nin yanında. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne yalakalık konusunda sınır tanımayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, büyük şeytanla yaptıkları işbirlikleri neticesinde kendi kazdıkları kuyuya düşecekler ve ülkelerinin ellerinin arasından nasıl kayıp gittiğine şahit olacaklardır. Dünya piyasaları ve büyük iş adamları Türkiye üzerinden uygulanan bu illegal yaptırımları dehşet içinde izlemiş ve tehlikenin farkına varmışlardır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm dünyaya ikazda bulunarak, kendinizi ABD'den, dolayısıyla dolardan koruyun dedi. Öyle de olmalı. Hiçbir aklı başında iş adamı, bu kadar kolay yükselip düşebilen bir para birimine, hele hele bu spekülasyonları Twitter üzerinden yapabilen bir başkana ve o başkanın devletine güvenemez. Çünkü sermaye ürkektir. Peki ne mi olacak? Yakın zamanda Türkiye, Çin, Rusya ve İran arasında imzalanan ticaretin milli paralarla yapılması anlaşması domino etkisi oluşturacak ve Türkiye'nin liderliğinde diğer İslam ülkeleri de yukarıda adı geçen yalaka krallıklar hariç ticaretlerini kendi öz sermayeleriyle yapacaklardır. Hali hazırda kendi arasında Euro ile ticaret yapan Avrupa Birliği de bu kervana katılacaktır. Tüm bu gelişmeler sonucu olarak doların maskesi düşecek ve karşılığı olmayan bir paçavra olduğu gerçeği ortaya çıkacaktır. Yazımın başında zikrettiğim üzere aslında çare unuttuğumuz fakat asla yabancı olmadığımız değerlerimizde, yani İslam'da. Neden mi? Şimdi şu düz mantıkla gidelim. İslam kıyamete kadar baki mi? Elbette. Peki İslam zekatı, fitreyi, haccı ve diğer mali ibadetleri neye göre ölçeklendirir veya hüküm koyar? Tabii ki altına göre. Şimdi kimileri zaman zaman altının da değeri düşüyor diyebilirler. Hayır, altının değeri düşmez. Söz konusu değer değişkenlikleri spekülatörlerin rakamlar üzerinden oynadıkları oyunların sonucudur. Yani asıl olan altın iken yine altın mukabilinde basılabilen kağıt parçalarına değer atfedilir ve bu kağıt parçalarıyla asıl olan altına değer biçilmeye çalışılır. Maalesef bu gerçeği biz Müslümanlardan çok önce Batılılar görmüşlerdir. Ve bu sebeple Müslüman ülkelerin kasalarında bulunan altın rezervlerini dolar gibi karşılığı olmayan kağıt parçasıyla ve değişik entrikalarla çalma çabasına girmişlerdir. Tüm bu olup bitenler karşısında ABD sizce sessiz mi kalacak? Kendi yok oluşunu oturup izleyecek mi? Elbette hayır. Peki ne mi yapacak? Belki size uçuk gelecek ama bu konuda da fikrimi söyleyerek makaleme son vermek istiyorum. Çok uzak değil. 1. Bilemediniz 2 yıla kadar ABD, doların karşılığı olmayan bir kağıt parçası olduğu gerçeğini örtmek, dünya piyasasında oluşan 52 trilyon değerinde kağıt balyalarını ortadan kaldırmak adına, üzerinde farklı lider portrelerinin olduğu yeni dolarlar basacak ve tüm bunları silah kaçakçılarının, uyuşturucu baronlarının elinde bulunan ve kontrol edilemeyen dolarları ortadan kaldırmak, böylelikle bu illegal örgütlere büyük bir darbe vurmak bahanesiyle yapacak. Yani pisliğini örtme çabası içindeyken, kahraman dünyanın kahramanı olmaya çalışacak. Dünya yerse, ama biznillah bu da tutmayacak ve bu gidişle inşallah dolar, ABD'nin elinde patlayacak.